Bir müze projesi yapmak gerçekten çok zor bir iş. Çünkü çok fazla yönü olan ve çok kapsamlı düşünmenizi gerektiren bir çalışma. İlk önceki konsept düşünsel süreçten tutun da tüm ürünlerin üretilip ziyaretçinin deneyimine sunulduğu ana kadar ve devamında da iletişim süreçleri dahil çok büyük bir proje çalışması. Sergi maceramız 2,5 yıl önce başladı. O zaman bir kurumla yola çıkmıştık. Fakat birkaç ay sonra kurum bazı maddi sıkıntılar olması sebebiyle desteğini çekti sergi çalışmasından. Biz de bu çalışmanın ülkemiz için ve yaşadığımız coğrafya için çok değerli olduğuna olan büyük inancımız yüzünden devam etme kararı aldık. Bu aşamada yola birlikte başladığımız bazı kişilerle danışmanlık ekibi kurduk. Ortağım Zeynep Handan Hanım ve uzun yıllardır birlikte çalıştığımız fizikçi Merve Yıldız Özü hanımefendiyle birlikte oturduk ve projeyi daha detaylandırıp daha sürdürülebilir, başka ülkelere de gidebilecek, işte başka şehirlere gidebilecek, ilk kaldığı yerde kalmayacak bir yapıda baştan tasarladık. Peki biz bunu klasik bir şey değil de daha interaktif, daha insana ve çocuğa ve büyüğe, yetişkine, herkese dokunabilecek hale nasıl getirebiliriz diye epey kafa yorduk ve Modern Bilimin Öncüleri sergimiz ortaya çıktı. İlk büyük desteğimizi Türk Hava Yolları'ndan aldık. Kendileri sergiyi onlara sunduğumuzda gerçekten çok beğendiler ve destek oldular. Devamında bize bunun yeni havalimanında çok güzel bir sergi çalışması olacağını bilgisini verdiler. Ve oraya tasarım direktörlüğüne bir sunum gerçekleştirdik. Çok beğendiler ve dış hatlar gidişte sergi yapılmak amacıyla ayrılan bölgelerden birinde serginin yerleştirilmesi kararı çıktı tasarım toplantısından. İstanbul Havalimanı projesi sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli projesi olmakta kalmıyor. Aslında dünya havacılık sektörünün de en önemli altyapı projelerinden biri. Yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle geçtiğimiz yıl 29 Ekim'de açılışını gerçekleştirdiğimiz İstanbul Havalimanı projesi 6 Nisan günü tam kapasiteye geçti. Sadece yerli ve yabancı yolcuya burada bir havalimanı hizmeti sunmakta kalmıyoruz. Aslında bu yolculuk deneyimini çok farklı platformlara taşıma hedefimiz var. Dünyada aslında havalimanı projeleri arasında da bu anlamda yaptığımız faaliyetlerle bir farklılık ortaya koymak istiyoruz. Kültür sanat çalışmaları da bu alanda yaptığımız faaliyetler de aslında bunların en önemli parçalarından biri. Bu noktada da çok önemli çözüm ortakları, işbirliklerine ihtiyacımız vardı. Tam da bu ihtiyacımız gündeme geldiğinde Usturlab, Sümeyye Hanımlarla tanışmamız aslında bu hikaye bu şekilde başladı. Bu alandaki ihtiyacımız üzerine başladı. 2019 yılının Profesör Doktor Fuat Sezgin yılı ilan edilmesinden ötürü aslında bu proje de bizi daha da çok teşvik etti ve Usturlab'la yaptığımız bu işbirliği, İslam Bilim ve Teknoloji Sergisi'nin bu terminalde hayata geçecek olması, günde yaklaşık 210 bin yolcunun geçtiği bu terminalde bizim önemli bir kültür sanat aktivitemiz olacak. İlk fazı 90 milyon yolcu kapasitesine sahip bu havalimanı projemiz yıllar itibariyle diğer fazları da hizmete girdiğinde sırasıyla ilk olarak 120 milyon yolcuya, daha sonra da tüm fazları tamamlandığında yaklaşık 200 milyon yolcuya hizmet edecek. Bu yönden baktığımızda aslında sadece bir aktarma merkezi olarak değil, tüm medeniyetlerin bir geçiş güzergahında olması noktasında bu sergimiz çok fazla sayıda insana ulaşacak. Usturlab'la yapmış olduğumuz bu sponsorluk işbirliğiyle iş hedefimiz aslında terminalimizden geçen yerli ve yabancı yolcularımıza içinde yaşadığımız bu medeniyet havzasının bilimsel hafızasını aktarmak ve onlarla paylaşmak. Cumhurbaşkanımız 2019 yılını Fuat Sezgin Bilim Tarihi Yılı ilan etti. Bu anlamda Fuat Sezgin Vakfı'yla görüşmelerimizi hızlandırdık. Havalimanında İGA'dan gelen mekan sponsorluğuyla birlikte mimari ekiplerimizi kurup 2019 Fuat Sezgin yılının en önemli etkinliklerinden biri olan Modern Bilimin Öncüleri Bilim Tarihi sergisini tasarladık. Vakıf hem entelektüel anlamda hem de Fuat Sezgin hocamızın belgeselleri ve hayatıyla ilgili ve buluşlarıyla ilgili bütün gerekli olan bilgiyi ve altyapıyı bize temin etti. Ayrıca sponsorluklar konusunda da desteklerini esirgemedi.
serginin içinde iki boyutlu tasarım filmler hayalimiz vardı. Bunları yaparken de yolumuz buğday yapımla kesişti. Modern Bilimin Öncüleri sergisinde iki boyutlu animasyon filmlerini yaptık. Bu animasyonların bir kısmı Dezeri'nin makineleri ve Batlamyus evren modeli gibi orijinal çizimlerin hareketlendirilmesiyle yaptığımız animasyonlardı. Ziyaretçilerin çizilen makinelerin çalışma prensiplerini daha rahat anlaması açısından bu animasyonlar önemliydi. Yaptığımız işlerin büyük bir kısmı da özgün olarak ürettiğimiz animasyonlardı. Mesela İbni Heysem'in yaşam öyküsünü kısaca anlattığımız sinematik bir animasyon filmi yaptık. İbni Sina, Farabi, Biruni'nin yaşamında önemli yer etmiş olayları anlattığımız minyatür tarzı animasyon filmler yaptık. Bu projede yer almak bize çok şey kattı. Bu bizim için önemliydi. Umarım gelen ziyaretçilere de aynı şekilde katkı sağlar. Reprodüksiyonları üretirken yolumuz harika sanatçılarla kesişti. İlgi alanım ve çalışmalarım geleneksel sanatın ve mimarinin günümüze uygulanması üzerine. Sergide yer alacak olan El Cezeri'nin 4 sürgülü kapı kilidi desenini tasarladım. Daha doğrusu bu desen yine El Cezeri'nin Artuklu Sarayı kapısında kullandığı geometrik desen. Fakat ben burada malzemeyi daha sade bir dili kullanarak bugüne özgü olmasına çaba sarf ettim. Ayrıca geometrinin İslam mimarisinde kullanımı üzerine bir video hazırladım. Bu videoda İslam mimarisinde kubbe, kemer ya da cephe ve plan kurgularına, ayrıca mukarnas gibi mimari geçiş elemanlarına yer verdim. Sergi düzeneklerini tasarlarken ciddi mühendislik ihtiyacı doğdu. Zaten en başta tasarlarken bunu biliyorduk. Bu önemli zorluklardan biriydi bizim için. Burada Mustafa Kaya Bey ile yolumuz kesişti. Kendisi makine mühendisleri ve mimarlardan oluşan bir ekip kurdu. Birlikte tasarımların üzerinden geçtik. Bütün Beni Musa'nın olsun, Cezeri'nin olsun, İbnül Heyzem'in ya da Takviddin İbn Maruf'un mekanik eserlerini tek tek çalıştık yazmalardan. Ölçülerini çıkardık, 3 boyutlu modelledik, AutoCAD çizimlerini yaptık. Tüm bunlarla bu kadar uğraşmamızın tek bir sebebi vardı. Biz ziyaretçinin Beni Musa'nın makinesine uzaktan bakmasını istemedik ya da bir fotoğrafına bakmasını istemedik. Onun çalışma mekanizmasının nasıl olduğunu görmesini istedik. Arkasında yatan kontrol mühendisliğini deneyimleyebilmesini istedik. Üretim süreçleri içinde belki de emeği en fark edilmeyen kişilerden birisi de grafik tasarımcı, grafik sanatçılar. Çünkü böyle bakıyoruz, bir yazı fonu geçiyoruz. Halbuki ona karar vermek bile tamamen o serginin işte logosundan tutun da renklerine, onların işte bölümlerdeki konumlandırılmasına, duvarda ne kadar nasıl duracak, göz hizasından o anlatmış olduğu şeyin görsel olarak izleyiciye sunulmasına, içeriklerin en güzel şekilde ziyaretçiyle buluşmasına karar veren kişi o. Fakat bir bakıp geçtiğimiz bir duvar görseli gibi deneyimliyoruz biz aslında. Bu anlamda da gerçekten çok iyi bir sanatçı olan Mustafa Güzel Bey ekibimizle bizimle birlikte çalışıyor. Kültür Bakanlığı'nın desteğini alan, Türk Hava Yolları'nın ana sponsoru olduğu, Turkcell, Eyüp Sabit Üncer ve başka birçok kurumun ve kuruluşun sponsorluk yaptığı bir sergi ortaya çıkardık. Yapmış olduğumuz görüşmelerde ülkemizin en önemli teknoloji kuruluşlarından olan TUSAŞ da desteğini bizlerden esirgemeyeceğini bize bildirdi. O da sponsorumuz oldu. Bu anlamda
iyi bir ekosistemin ülkemizde var olduğunu ve yaşamaya başladığını düşünüyorum. Bizim buradaki en büyük gayemiz hem bilimin kültür ve sanatla çok iç içe bir şey olduğunu insanlara deneyimletmek, hem de bu aslında bugüne kadar hakları verilmemiş, bu bizim özellikle içinde bulunduğumuz Anadolu ve Asya coğrafyasından yetişmiş büyük bilim insanlarını hem kendi çocuklarımıza ve insanlara hem de uluslararası tüm insanlığa anlatmak ve onlara deneyimletmek. Bu hazırlıkta emeği geçen tüm kardeşlerimi kutluyorum, tebrik ediyorum ve kordonayı da bu temenniyle kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah.